Evet, sizleri duyar gibiyim. Saçım döküldü, saç kıran oldu. Biliyorsunuz artık çok stresimiz var. Hayat şartları bazı insanlarda hakikaten çok fazla. Ara ara saç kıranlar oluyor. Çok eskiden anneannem rahmetli böyle hamama götürür. Önce buhar yapardı, sonra bu karışımı yapardı bize. Fakat tansiyonu, yüksek tansiyonu olanlar yapmasın. Çünkü içerisine bahar katacağım. Evet, hiç duydunuz mu? Şimdiden sizi duyar gibiyim. Pul biber. Böyle acı pul biberden bir saç çıkaran bir karışım yapıyorum. Yani iki çorba kaşığı kadar pul biber koydum. Karanfil. Karanfili de şöyle efendime söyleyeyim. Yine bir çorba kaşığı kadar da karanfil koydum. Biraz da ne yapıyoruz? Zeytinyağı. Şöyle dolduruyoruz. Yani bir su bardağı dolusu da olabilir bu. Ölçüye göre. Fakat bunu böyle bir güzel karıştırıyorsunuz. Yine benmari usulü. Yani bir tencereye su koydunuz. İçine bir havlu koydunuz. Ve içerisinde kısık küçük ateşte bir 45 dakika kadar yavaş yavaş böyle biberin ve karanfilin özü yağ geçmesi gerekiyor. Böyle çay gibi demleyecek sabaha kadar kapalı böyle şu şekilde sabaha kadar demlenecek. Ondan sonra her hafta bir pazar günü evinizdeyseniz şöyle erkekler bir tatlı kaşığı kadar, bayanlar bir iki çorba kaşığı kadar. Önemli olan saç derisini böyle ayırarak saçların arasından böyle fırçayla boya sürer gibi süreceksiniz ya da pamukla iyice friksiyon yapacaksınız. Çünkü ne kadar dolaşım olursa yüzünüz, saçınızda o kadar fayda göreceksiniz. Bir de mutlaka bir hekime danışın. Kansızlık mı var? Demir eksikliği mi var? Bunlar çok önemli. Eğer hormonlarınızda bir değişiklik varsa o da saç dökülmesine neden olabilir. Lütfen kendinizi üzmeden doğal gıdalarla beslenerek içeriden ve dışarıdan da bunu yapabilirsiniz. Çok da iyi gelecektir size. Çünkü ben bunu yıllardır çok severek kullanıyorum bazı arkadaşlarımda. Çok da faydasını gördüm. Sizlere şifa, iyilik, bol saç getirsin. Hoşça kalın.